Mesela benimki şu, hayat ritmi. Bu. Zeynep'inki. Ben her gün parlarım, bu kız yılda bir parlar. Bir parlarım, tam parlarım. Bunda da övünüyorum. Böyle depresif başladık. Yine böyle bir melodram konumuz. Hani böyle melodramik. Pazar günü. Evet, pazar günü. Tatlış konu. Şey, algı ekef fenomenleri ateş püskürüyor. Ateş niye püskürüyor? Ateş niye püskürüyor? Pazar günü. İğrençtir. Balık beden yenir. Bütün ev sirkeli balık koyup yemek götürülmesi yoğurt kabuğu. Nefret ederim. Benim şey, hayat ritmim akıyor, böyle bak. Kayıt akıyor. Biz kayıttayız. Tamam, çok iyi. Helal olsun arkadaşlar. Arkadaşlar benim hayat ritmim bu. Mesela benimki şu hayat ritmi. Bu. Zeynep'inki. Zeynep'inki şu. Durdum. Laps. Düştüm. Bekledim. Çıktım. Ay, Hasan biraz önce algıyla bir tutuyor ya. Diyor ki bak ne güzel algıya. Sakin sakin orada oturuyorum. Ben pasif agresifim. O yüzden. Öyle. Arkadaşlar tabii, bu kızın sinirinden korkun derim. Sakin siniri diye bir şey vardır bu hayatta, bilirsiniz. Evet. Ben her gün parlarım, bu kız yılda bir parlar. Bir parlarım, tam parlarım. Bunda da övünüyor. çok inanılmaz şartlarda çekim yapıyoruz. Kulaklığımız fitdoş, o öyle. Oradan bir ışık geliyor. Gizem, ay gene ne triplerde söyleniyor duruyor burada. Neler, vallahi kim kaprisli belli değil. İşte. Konumuz? Evet. Pazar günü. Alkıcım, bir hafta ara verdik. Yılbaşı kervanlandık. 2020'de ilk programı. Onları konuşacak mıyız? Ay, konuşalım ya. Tamam, konuşalım. Ne yaptınız yılbaşında? Sen yılbaşında ne yaptın? Teyze hoş keyfi. Ailemle geçirdim. Teyze hoş keyfi. Yes. Çok tatlı. Güzel. Güzel. 2020'miz tatlış bir şekilde girdi. Ben 2020'den umutluyum. Niyeyse his olarak sanki 2020 daha tatlı bir yıl olacak rakamsal gibi. Rakamsal olarak bir kalibresi var. Bilmem. 20-20 diyeyim. Ya hep böyle şeylerde böyle arada, iyi şeyler olur ya. Sana şey oldu mu bilmiyorum ama 2020'yi duyunca 2000'e giriş aklıma geldi. 2000'e giriş, evet. 2000 olayı olmuştu ya, böyle milenyuma giriyoruz falan. 2000'in hala bizde 10 yıl öncesi hissiyatı olması. Evet ve aslında 20 sene geçmiş. Ve gerçekten olmuş. Çok acı ya. 90'lar 15 sene önce benim için hala böyle bir rezillik olabilir ya mi ya? 2020 ne demek? 2000'i kutladım ya ben. Gerçekten daha inanılmaz da abi. Ne güzel yıllarmış be 2000. İşte. Ama ne olayı olmuştu? 2 milenyum, 3 boyutlu yılbaşı ağaçları. Peki 2012'deki kıyamet? Alametleri, dünyanın sonunun geliyor olması. Şey, Nostradamus'un şeyi galiba. Nostradamus başta olmak üzere bütün şey halkı, neydi şarabıyla ünlü ya, doğru. Şirince halkının şey, olayı 2012... mekan sponsorluğunda gerçekleşen o değil kıyamet mi? Eventi. Ama o, o şey değil mi ya? Dur, o şey değil mi? Bir dakika, yanlış mı hatırlıyorum? Mayalar değil miydi onun yanında? Kanki işte mayalar da işin içinde. Kayıp tamuğundan giriyorlar. Ama mayalardan kopmadı. Bir şekilde kıyamet işte. Bilmiyoruz. Belki de koptuk. Kopuyor ya işte her dakika daha bir şey ne kadar oluyor. Kopabilir. Daha ne olsun yani? Gerçekten Avustralya'da öyle. Daha ne olsun acaba? Yani? Arkadaşlar böyle depresif başladık. Yine böyle bir melodram konumuz. Hani böyle melodramik bir kendim konu. Kendimi hiç iyisi. Aa, sebebi? Bomboş. Aa, hiç keyfim yok. Sebebi saçma. Ayaklarımı uzat. Aa, şöyle keyfim uzat. Yok. Şuraya uzat. Hiçbir şey yapasım yok. Cemal bunları bugün nerede? Burada. Tepemizde baş tacı. Gene bomboş görüyoruz. Gizem'in en uyuz olduğu yerler. Cemal boşa hafıza kartı ya. Cemal bunları. Ben bayılıyorum onlara. Harikalar ya hakikaten. Cemal abinin annesi öldü çocuklar. Şaka değil bu arada. Güldüm ama. Niye bu güle... Niye bu... Bunu gülerek mi... Arkadaşlar Cemal abi annesi öldü. Böyle Ruslar. Bence hiç iyi değil. Çocuklar çok özür dilerim. Cemal eniştenin, benim kuzenimin babası eniştem yani. İşte onun eşi benim kuzenim. Neyse, hiç ilgilendirmeyen detaylar. Ama evet, güldüm çünkü bu bilgiyi verme anıma güldüm. Yani niye verdiğimi anlamadım. Ama bu mumlardaki isim babası Cemal eniştenin maalesef annesini kaybettik. Toplayamıyorum kendimi. Hayır, niye? Tamam, neyse. Şimdi nedir konumuz kanki? Pazar günü. Evet, pazar günü. Tatlış konu. Hüzünü de var, sevinci de var, nostaljisi evet de var, günümüzü de var haliyle. Pazar günü. Pazar günü, ben başlayayım. Pazar günü, ben de anormal anılarım. Hayır, şeyden başlayalım önce. Ne? Pazar gününün bir pagan
kültüründen geliyor olması bilgisi. Tuhaf değil mi? Yeni öğrendim, çok tuhaf. Evet, ben de yeni öğrendim. Anıl tabii yani yolladı bize. Allahsız pagan. Hakikaten öyle. Sen Allahsız paganına bak, her şeyi hakikaten sistemi kurmuş gitmiş. Neymiş yani, o zaman pazar günü var mıymış acaba ki? Biliyor muyum? Güneşin yani? Şeyine göre miydi? Günlere ha. Güneşin günü. Onlar tabii orada bugün salı diye bir şey yok herhalde değil mi? Tabii artık hani bitiyor, geri geliyor. Evet, gününe günü. Pazar deniyor. Ne diyorlardı acaba? Mesela pazar. Hani mesela yarın şunu yapacağız. Mesela yarın şunu yapacağız diye bir muhabbet var mıydı acaba? Ay ben yarın bizim mağaranın yarın duvarlarıyla ilgilenmem lazım. Güneş bir daha döndüğünde. Pazar sendromu. Evet, pazar. Ay. Pazartesi sendromu. Benim yarın hep mağara işim çok birikti ya. Çok zavallı bir dönem. Ay benim gerçekten. Çamaşırlar. Zavallı bir dönem. Evet, başka hakikaten pagan ayiniyle ilgili verecek bilgi. Çok iyi bilgi vardı ya orada. Aa, bende de var lan. Ben sana niye soruyorum hayır, burada? Hayır, bayağı pazar günü sakin geçirilmesi dinlenme, öneriliyormuş. Huzur, ibadet. Huzurlu ibadet edilmesi, huzurlu olunması gibi. Çok güzel, peki. Ve o günden bugüne gelen pazar günü. Nereden nereye hakikaten yani. Be? Ama pazar günleri bilmiyorum. Şimdi yani. Sunday fun day oldu biliyor musun? Pagan'ın adeti oldu sana Sunday fun day. Ya. Özgürlük rahat. Şarj ay övgü çok rahatlık gerçekten. Ya arkadaşlar ya. Bunu Ellen DeGeneres yaşıyor mudur ya? Ay zavallı. Övgüm benim çok teşekkürler. Ellen ne kadar yaşlanmış ya. Ben. Ama çok güzel yaşlanmış. Güzel yaşlanmış güzel ama yaşlanmış. Bir anda mı yaşlanmış ya da ben Ellen'ı ne bileyim görmüyorum. Peki pazar gününden Golden Globe'a mı? Ödül törenleri pazar hadi. Günü olur. Oradan doğru girelim. Golden Globe ne zaman? Pazardı. Doğru, onun evet. Günüydü, doğru. Aynen kardeşim, oradan pazar hep ödül törenleri olur. Şöyle bir Golden Globe dedikodusu, Ricky Gervais'e hak verdin mi? Biliyorsun benim Ricky... En sevdiğin şovlar, en sevdiğin ayarlar. Laps, laps. Aa, hastasıyız ya. Peki, ikiyüzlülükle suçlayan bir tayfa var. Kendisi Netflix'e iş yaptığından dolayı. Ya onu da söylüyor zaten. Aynen öyle. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Yani ulan hani o zaman gitme bari Golden Globe'un ekmeğin yani parasını alma diyor musun? Yoksa... Oraya onu çıkıp söylüyor olması mı değerli? Bence öyle mesela. Şunu demiyorum. Öyle bir düzen var ki ona yapma buna yapma. Yani nereye iş yapacak bu insanlar? Zaten onun söylediği de o yani. Hepimiz diyor, bu arada kendini de dahil ediyor. Kimse buraya kalkıp da diyor politik söylemler vermesin. Alın ödülünüzü siktirin gidin. Çünkü hiçbirimizin gerçek dünyadan tabii. Haberi yok. Buna kendi de dahil. Şey de özgür yani, açma. Hiçbirimiz Greta'nın gittiği okul kadar bir gitme. Ben ona çok güldüm çok zaten. Çok acı ya. Yani... Ya o yüzden hani şey gibi bir şey bu. O zaman kimse bir şey söylemesin. Hayır canım söylesin canım. Yani güzel orada da bütün salon buz kesti zaten. Ben böyle gülenler direkt oldu. Sen Tom Hanks'i gördün mü? Sen Tom Hanks yani en böyle en olgun tepki. Yani hay Allah. Yani artık bu da bizim işte spastik oğlumuz gibi bir tepki. Mesela gene hani bakma yani o anlamda zaten hani Amerikan kültürü çok eleştirilir. Kendileriyle dalga geçiyor Leo gibi bir imajları olur ama aslında o da bir stratejidir. Tabii, tabii, evet. Falan gibi ama hiçbiri yani, bir İngiliz değil be kanki. Ya vallahi değil. Ama yani gene bunu yapılsın canım yani bizde hiç yapılmıyor. Bizde bu daha mı iyi ötesi. Yani? Hayır ya şunu deme bizdeki ödül törenlerinde boşver ödül törenini hiçbir yerde hiçbir laf edemiyorsun. Hiçbir yerde. Aşırımlarda soru vardı hatırlar mısın? Ödül töreni sunacak olsan en çok kimle dalga geçersin? Sana sormuştum. Bana sormuştum. Kimi demiştiniz acaba? Benim o kadar çok var ki falan ama dedim sana o güçte değilim yani o gücüm. Ben mesela birine laf etsem. Anladın mı? Ben senin programında aşırı ünlülere geldiğimde fenomenlerden nefret ettiğimi söylüyorum. Evet. Nefret biraz büyük bir söylem tabii ama ki. Ya orada ama orada zaten yani lafım gelişi yani, abi yani tabii niye ki nefret edesin? Etmiyorum. Yani tanımadığım insandan nasıl nefret ederim? Sadece beğenmiyorum, sevmiyorum. Fenomen şeyini anlamıyorum. Bunun bu kadar popüler yani bu kadar yüceltilmesini veya bir şey yapıyorlarmış. Bundan bahsediyordum aslında. Hani ortada hiçbir şey yokken gibi şeyler daha konuşurdum. Allah Allah ya fenomenler bana... Ateş püskürme ay, durumu. Fenomenler Birliği sana. Bir manşetle şey algı ekef fenomenlere ateş püskürme. Ateş niye püskürme? Ateş niye püskürme? Kayıt ayı gibi de gülüyordum ya. Ne ateş ya ben gayet orada kendi fikrimi. Ay bana kutu gelmiyor ya. Ben bu kutuyu. Allah Allah bana ne sizden yani. Götürüyorsunuz her türlü şeyden nemalandığınız bir gerçekten. Düzen var yani. Ben sadece algı ne önemliymiş algı eke ya. Algı eke fenomenleri sevse ne olur sevmese ne olur. Algı eke. Yani anladım. Ateşke dengeleri bozdu gerçekten. Sonra bana şimdi Instagram'dan tamam mı böyle birkaç tane fenomen arkadaşımız çok ciddi hakaret, küfür falan saçmalama. Mesajlar attılar.
Neyse ben böyle bir iki önemsemeden sonra bir sinirim bozuldu. Dedim ki abi yani hani Ohan da Fuji art ne atıyorsun falan. Avukatıma telefon açtım. Bana diyor ki çünkü seni mahkemeye vereceğim. Ben toplumu şeye sürüklüyormuşum. Fenomen nefretine. Hayır ne toplumu kargaşaya yönlendirmek diye bir madde varmış herhalde toplumu yüce anayasamızda. Ay inanılmaz bir ondan delilik sonra, bu ya. Tamam, işte toplumu böyle kötülüğe bir şey yönlendirmek gibi onu yapıyormuşum. O yüzden beni mahkemeye verecekmiş. Ben de avukatıma telefon açtım değil mi? Avukatım gülmeye başladı. Çünkü şöyle dedi yani. Mesela sen dedi atıyorum bir meslek grubuna ve şeyine bir laf etmiş olsam doktorlara diyelim ki falan. Ama fenomen diye bir tanım yok yani. Kardeşim Ayça sen doktorlardan tiksiniyorum deme hakkına da sahipsin. Tabii ki. Doktorları öldürün deme hakkına sahip değilsin. Ama doktorları sevmeme hakkına niçin sahip olmuyorsun? Bak sinirlen. Ya aslında şey olarak, bu anlamdaki her genellemeye de ben karşıyımdır bu arada. Yani doktorlar, öğretmenler, hayır, avukatlar gibi. Elbette öyle de diye olsan diyebilirsin ha, yani. Demek yani, istediğim ama o. Ama fenomen diye bir meslek grubu yok. Böyle bir, yani böyle bir şey kabul edilmiyor zaten. Mesela şöyle ben fenomenim sen bana laf ettin mahkemeye gidiyorum. Evet. Bana Zeynep Ocak laf etti. Evet siz kimsiniz? Fenomen. Yani bir de mahkeme ne diyecek şimdi? Hemen fenomen bir meslek nedir? Birliği oluşturmalarını tavsiye bence ederim. De. Bu tip hassasiyetleri varsa. Onu yaparsanız herkesi mahkemeye verebiliyorsunuz. Evet. O yüzden fenomenlere sesleniyorum. Birleşin bir oda meslek birliği oluşturun. Oda bir oda kurun. Fenomenler aynen. Odası kurun. Fenomenler odası düzenli evet. Aidatlarınızı yatırmayı unutmayın ama. Ve meslek birliği ve bir fenomenler meslek birliğiniz odası. Olsun kanki o zaman. Bu tip hassasiyetleriniz varsa çatır çatır mahkemeye verirsiniz herkes. Ne güzel oradan da indirelim. Herkesi mahkemelerde bunlarla uğraşır işte. Maalesef ki mizaha dair %1 bile anlayan bir ülkede yaşamıyoruz. Sen Ricky, ben Almanca hep pronounce ettiğim için Ricky Gervais'in. Lütfen Almanca eder misin? Öyle hep benim için. Ricky Gervais yani. Gervais demiyorum ben. Gervais diyorum. Neyse yani sence Ricky Gervais'in yaptığı konuşmanın onda birini burada yapabilir misin? Herhangi biri bir konuyla ilgili bir görüşünü belirttiğinde bunun bir şeyin yandaşlığı ya da bilmem nesi olmasına her şeyi böyle bir yerden aynen alıp öyle. Da bir yere taşımak o ona bilmem ne diyeceğimizi şaşırdık ya ben evde bile konuşurken kendime %100. Neredeyse sansür uygulayacağım ya. Ya ne isteyen istediğiyle dalga geçer dalga geçmenin de bir zeka ölçüsü evet, ve şeyi vardır. Evet kesinlikle şakanı yaparsın şakanı yani yaparsın öyle bir şey yok. Yani bu demek değildir ki hakaret edelim atıyorum işte abuk subuk şeyler hani böyle korkunç bazen öyle durumlar da oluyor ama bu değil yani mizah denen bir şey var ve bu ülkede bu vardı. Vardı yani bu yapılıyordu böyle mizah da yapılıyordu. Yani son 10 senedir çok falan daha, yapılmıyor yani. İyi durumda olduğumuz bir kesin evet. Ve sanatçılar da birbiriyle dalga geçtiği zaman da o atıyorum taklitleri yapıldığında falan millet böyle hadi bir daha yapın falan diye gülerlerdi yani. Yıllarımız böyle geçti. Benim mesela pazar günleri şeyleri bilmiyorum hangi şeydeydi dur. Bir başka gece vardı pazar günü hatırlar mısın? Cumartesiydi. Cumartesiydi o. Yanlış cumartesiydi. Bir başka gece. Levent Kazaklar, Levent Türekler yaparlardı hatırlıyor musun? Şey ne Yasemin yapıyorlardı lan? Neydi lan şey o programın içindekiler? İçinde. Bir başka gece cumartesiydi galiba lan. Cumartesiydi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse ya taklitler olurdu bilmem ne. Tabii ki. Bu arada o zaman hemen pazar günü konseptimizi ifade özgürlüğüne mi çevirmek? Çünkü pazar günden yani sapalı yıllar oldu. O zaman pazar gününe dönelim. Pazar gününe dönelim. Gizem gerçekten artık fenalık geçirmek üzere çünkü. ne olacak ya? Ne olacak lan? Bizi insanlar böyle seviyor. Manyak. Abuk sabuk şey yapmayın. Evet. Kardeşim sen pazar günlerini nasıl geçirmeyi tercih eder? Neredensindir mesela? Benim pazar günü deyince sen pazar günü mü oldu? Yetişkinliğe adım attığım veya çalışmaya başladığım günden beri çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü benim mesleğimde pazar, cumartesi pazar şey ya da bir şey yok. Ama çocukken evet. İnanılmaz yani. Bir, ertesi gün okul var stresi. Berbat. Ve niyeyse banyo. Tabii ki. Haftada bir gün niye acaba? Abi niye ben yani? Ben haftada bir gün yıkanıyordum. Bu arada ben yani. Böyle şey olabilir mi? Evet. Haftanın 6 günü yağlı kafayla okula gidiyorum mesela. Yani şey. Tuhaf. Sende de öyle değil mi? Şofbeni bekliyorsun. Hani bir yarım saat 40 dakikası var onun. Abi çok kötü aynen. O bir de böyle ups apşşş. Onu bekliyorsun. Bir ağzınız için bir zehirlenme korkusu. Ve abi yani en nefretim benim yatma saatim 9'du. Senin kaçtı? 9'da yatıyor. 9'da hayatta uykum geldi. Max 9'du tabii yani ki. Yani anneme yalvarırdım bu çağa kadar ne olur diye. Tabii çünkü ki. Parlament gecesi sinema kulübü başlıyor. Ah ya. Yıllarca Zehirli Sarmaşık serisini izleyemediğim için üzülmüşümdür. Aa Zehirli Sarmaşık. Tabii Drew Barrymore'un. Veriyorlardı tabii. Abi doğru. Ve onun hep böyle şeyi gösterilir yani ve böyle garip erotik korkuydu ya böyle. Sen böyle aklım çıkıyor onu izleyeceğim diye peki yani. Evdeki ütü kokusu?
Ay nefret. Buram o böyle nemli çamaşırlar. Okul alınır. Yakası ütüsü. Okul yakası ütüsü. Şey, yaka takıyor. Kapıdan alınan. Ay o görüntüden hayatım boyunca o kadar çizdim ki. O çamaşırlar kapıya asılır abi. Abi o kaloriferlerin üzerine dizilir. Evet, ev nemli çamaşır kokar. Bir tuhaf evet, bir yumuşatıcı da yok o zaman. Peki pazar yani, günü balığı var mı sizde? Tabii ki palamut pazar nefret ederim. Niye pazar günü tam balığı? Tam bir orta sınıf balığıdır arkadaşlar. Yani, palamut aa, ben severim bir balığı. Memur balığıdır bakın. Ama pazar günü İğrençtir balık beden. Yenir. Bütün ev... Sirkeli balık kokusu. Ay çok ve kötü ya. Şey, kızartma varsa daha da beter bir koku yani. Ama hamsi buğulama hell yeah. Hamsi buğulama çok iyidir evet. Ertesi gün okul stresi, ödev yetiştirme şeyi. Ömrüm ödev yapmakla geçti ya. Hayatım. Kardeşim yani ya. O ödev bitmedi gitti o ödevler. Kolum falan ağrıyordu. Okuldan yani. Gerçekten tiksinerek büyümüş biri olarak benim için bir kabustur pazarları. Bayağı travmatik bir şey benim için. Ya ben hala daha öyle. Fransız Koleji'ne gittim. Fransızların en büyük cezası şu. Derste konuştun mu mesela? Kaç? 20 bin kere derste bir daha konuşmayacağım yazıyorsun deftere. Ya böyle bir işkence metodu var peki mı? Peki konuşuyor muydu yazdıktan sonra? Tabii ki konuşuyorum gene yani. Hiç öyle bir saçmalık yok. Ve böyle eve gelen akrabalar, misafirler yardım ediyor. Sürekli. Bir sayfada ol. Herkes yazıyor. Bir o zaman de ertesi gün götürüyorsun, hocaya veriyorsun. Bir daha işte konuşmayacağına da ayrıca. Bu arada sen hangi lisedeydin lan burada? Sen Michel. Liseyi değil, ortaokul orada. Biz oraya gideceğiz yarın öbür gün. Sen Michel niye evet, gideceksin? Bizi çağırdılar. Söyleşi. Kutsal Motor ekibini. Ha, yazı. Şey, Bomonti sen Michel. Bomonti sen Michel. Bonjour demeye geliyoruz gençler. Evet, bonjour. Peki pazar sabahı? Pazar sabahı. Hı. Şimdi çocukluğumda hani artık hafta sonu bitiyor. Ve yani korkunç bir hafta başlıyor. Evet. Bir yandan onun üzüntüsü var. Bir yandan da önümde koca bir gün varım da minnok da bir tesellisi. Yani şöyle bir gene bir 6-7 saatim var bunu piç etmeyeyim duygusu. Ama şimdi pazarları en sevdiğim günlerden biri. Güzel şimdi çıkıyorsun arkadaşların kahvaltıya gidiyorsun ya da evde bilmiyorum çocukken rezalet. Evde tabii ki ama yani şu an gerçekten pazarım mı var abi benim? Benim salım da aynı çarşambam da aynı. Benim de öyle. Evde olduğum her an iyi benim için yani okey. Yani. Peki. Ama pazar kapalıysa hava cam yan. Bizimkiler? Yani. Güzel. En sevdiğin karakter? Bizimkiler değil aynen mi? Öyle. Ben kimi seviyordum Şükrü biliyor benim. Musun? Şükrü Bey şey değil mi? Apartman yöneticisi. Benim, Mehmet Akan. Hayır. Saçmalama lan onun neyini seveyim? Niye be rahmetli ben çok severim Mehmet Akan'ı. Abi Mehmet abiyi severiz. Şükrü Bey demiyor musun? Hayır abi Şükrü Bey şey ya Ali ile Bilge'nin babası. Şey o zaman o ya Erdal Özyağcı evet, değil mi? Aynen, tamam. Evet. Sen onu mu seviyorsun? Şükrü bir de Şükrü'nün abisi. Kasivize karakteri ay, çok seviyormuş iyi, çok ya. Çok tatlı da Şükrü ya, abi bence de. Bir peki sana inanamayacağım bir saçmalık söyleyeceğim. Benim annemlerle oturduğum Ulus'taki evim. Yani benim bütün çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği evde üst kat komşumuz bizimkilerdeki Ali'ydi. Şey küçük, sonra evet, büyüdü, kıvırcık saçlı. Evet. Atalay abisi. Evet, evet. Annem öyle bari. Ay Atalay abisi, Zeynep seni çok sevdim. Benim var ölmek isterdim. Allah belanı vermesin abi. Ay Atalay abisi şu kıza matematik problemlerinde yardım et. Bayağı Allah'ım yani, seni Atalay abine. Çok kötü. Bayağı. Seneler sonra Kurtuluş'taki evimde de ablası üst komşumdu. Ne alaka? Öyle bilgi. Kader bağ. Aa benim sevgili Atalay. Evet ve evet onları çok severdim. Ay Ergun Bey'den iğrenirdim. Ergun hangisiydi? Şirketteki muhasebeci Kel. Onu hatırlıyorum. Ben kimi seviyordum biliyor musun? Şükrü Bey'in karısını. Nazan. Evet parkta tanışmışlardı onları hatırlıyorum. Tam ya. Almanya'dan gelmişler değil mi? Evet ya. Ya bayılırdım ya. Tabii Nazan ki, çok tatlıdır. Böyle Cemil'e herhalde bayılırdım tabii ki. Tabii herkes ki bayılıyor. Cemil ya bak şöyle bir mizah doktor vardı değildi, ya. Doktor ha? Doktor. Doktor? Girişte Kızıl. Neydi? Ha, tamam. Güler Ökten'in oynadığı. Bak Cemil'in şöyle bir mizahı vardı. Şimdi öyle bir şey asla yok mümkün yani. Mümkün değil kardeşim. Bira içiyor, sevimden saklıyordu. Çalışmayan bir erkek. Ve alkolik olduğu için karısı sürekli bunu işte bira şişelerini atıyordu ya. Bu bir gün tuvalette bira içiyor. Böyle bir sahne vardı ya Türk televizyonlarında. Tuvalette sigara içiyor, bira içiyor. Sevim'in sesini duyunca birayı klozete döküyor. Ondan sonra sigarayı dağıtınca kıçı yandı. Bak böyle... Götü yandı ve yani ve bunu var ben çocuğum o kadar net hatırlıyorum ki ben bunu hastaneye gidip pansuman falan yapıyorum.
Cemile! Cemile pansuman mı? Yani sonra Sargıl oturamıyor falan evde. Bunun komedisi daha devam etti ya. Ya böyle bir durumdan çıkıp da yani gerçekten televizyonlarda bok diyememe haline gelmek. Ya inanılmaz bir başarı. Peki o Almancı aile? Onlara da bayılıyordum ben bu arada. Adamın ırkçılığı inanılmazdı. Diyordu ya. Ay adamın mesela milliyetçiliği şaka gibiydi. Biz Türk'ün! Türk'ün mü koruyor? Bir de ya. Evet ya. Ay. Ya harika. O böyle yanındaki otur. Harika. İnanılmaz bir iyiliğiyle o Ulrike denen kadının böyle anlatması. Evet, o ve onun gör faadetlerini benimsemeye çalışması. Ama aptal demin kof demesi çok kötü. Çok kötü ya. Harika değil miydi ama? Bayağı iyi hakikaten. Ya öyle bir dizi yok yani gerçekten ya. Peki, benim için yok yani. Kanki senin son dönemlerdeki pazarınla ilgili. Mesela güzel bir sınıflandırma yapmış anlayacağımız. İnsanları kategorilerine ayırmış. Faşist. İnsanları çeşitli sınıflara ayırmış. Şöyle ki aileciler demiş mesela. Aileyle geçirenler. Evet, mesela idealini konuşalım. Mesela bu benim normal şartlarda kendi seçtiğim bir aile olsaydı ve arkadaş çevresi, hı, insanları ben seçecek olsaydım aileciler müthiş. Uzun kahvaltılar, yani 4'e 5'e kadar goy goy, o bu ne güzel olurdu değil mi? O kalabalık ailelerdi. Benim hep çok çekirdek bayılırım olduğu için benim hiç öyle bir şey yaşama şeyim benim olmadı yani. Benim de aynı. Evet. Başka? Evcimenler var. O gün alışveriş, ya evle ilgilenen, temizlik yapacak, alışverişini yapacak. O benim olur işte mesela. Ben mesela sıfır. Mesela şey olsaydım, böyle bir beyaz yakalı falan, hani 6 gün çalışıp bir günü olan ya da 2 günü olan, benim pazarım direkt bu. Saçmalama. Temizlik. Ondan sonra kanki kendim... Kadın yani bir yardımcı insan tutarsın. Ben kendim yapmayı çok seviyorum Zeynep. Gerçekten. Başak Burcu olduğun için şeyi herhalde aşkım. Ben bir de mesela evi temizledikçe ya da işte bir şeyleri yıkadıkça falan garip bir bana huzur çöküyor. Gerçi saçma sapan ya. Prensdeki Monica gibi. Herhalde yani gerçekten beni rehabilite ediyor mesela. Allah bir tek Allah şeyi sevmiyorum. Ütüden nefret ederim. Ya ütü yapmayı sevmem. Benim hayattaki en sevdiğim ev işi olması ütünün. Annemin de öyleydi. Aa, ben... Bir şey izleyip ütü. Aa, en sevdiğim şey. Evet evet. Benim ben sonsuza kadar ütü yapabilirim abi. Yok ben beceremiyorum da, bir de belki o yüzden. Aa. Bir türlü doğru düzgün. Bulaşık. Hani... Bulaşık da çok severim ben. Bulaşık makine yok mu? Makine yıkıyor işte. Hayır, yani işte o mutfakla ilgileneyim falan severim. Hayatta en dayanamadığım şey kanki toz almak ve yer sürtürmek. Ben onları çok seviyorum. Abi bana toz aldırmayın. Bayılırım. Valla kim toz aldırabilir? Temizlikçiler. Bence kategorilerden biri temizlikçiler. Gerçekten bana dokunmayıncılar. Yani işte yalnız kalmayı seven, evet, hobileriyle ilgilenen, ben evde kitap, film falan olayım filan olayım. Benim asla canım sıkılmıyor. Benim de. Ben bazen bu olabilirim. O zaman çıkıyorum arkadaşımla falan. Ben yalnız başına çok iyi vakit geçiren biriyim. Kesin. Ne güzel biliyor musun? Çok büyük şans. Büyük yani özgürlük. Biliyorum ben. Kalamayanlar var ya. Bayağı yani. Dünyanın %70'i mi? Ben saatlerce mesela... Yani soruyorlar bana sıkılmıyor musun falan, yok. Niye sıkılasın ki? Sıkılmıyor, bir sürü şey yapıyorum. Hoşuma gidiyor yani. Bayağı kendimle zaten yeterince böyle. Peki yalnız kalamayanlar bir de. Aa, bak şimdi oraya geldim. Bilmeden girdim. En yakınlarla haftalık güncelleme. Yani hani böyle bir iki dakika boş oturmayayım. Ay hemen ilk kim müsait onu bir arayayım. Ha, ben asla öyle o değilim yani de. Valla galiba ben de değilim ya. Ama belli de olmaz. Kalabalık yani da isteyebilirim. Bir de biz şimdi şeyiz ya, bizim yaptığımız işlerde sen sürekli kalabalık içindesin ya. Biz şimdi... yani burada bir şey gibi düşünmeyelim. Yani çünkü mesela benim çok arkadaşım var. Normal hani haftanın 6 gün 5 gün çalışanlar. Mesela çok yakın bir kız arkadaşım var. Onların her pazarı belli. Tabii ki abi. Sabah bir günü kalkılıyor. Bir evlendi yeni, aile ziyareti yapılıyor. Bir aile yani, ziyareti mi? Aile ziyareti dediğin ya eşinin anne babasına ya kendi anne babasına kahvaltı. Halbuki o iki insan eve gelsene daha mantıklı. Ya da öyle. Tabii gene. Hayır yani ya da öyle. Ondan sonra sosyal hayatları kısıtlı olduğu için, çünkü çalışıyorlar abi, haftanın 5 günü çalışıyorlar yani. Belki bir sinema. Akşam AVM'de bize, sinema, ay, tiyatro, ay, AVM'de. Allah belanlarınızı öldüm ama şu öyle an. Sonra trafikte böyle eve geliyorlar. Ay, çok mesela ben diyorum hani pazar akşamı hadi falan. Sabah iş var, kalkacak 5:30-6'da kalkıyor çok yani. Çok fena, çok fena. O ay, da şeyler çocuklar yani. Sonra eve geliyor, duşlar alınıyor, bilmem ne çamaşırlar yıkanıyor. O haftanın bilmem neleri yapılıyor falan, sabah iş. Düşünemiyorum ya. Tabii. Vallahi şey, ay bizi kesin izleyen vardır aranızda bu hayatı yaşayan. Ay çocuklar çok fena. Vallahi yani... Allah büyük konuşmayayım, benim için imkansız gibi bir şey bu.
Benim için de. Kendimi öldürürüm ben. Küvette bileklerimi uzunlaması da keserim. Ne zaman şey olursa mı? Yani öyle bir işin ya olursa. Böyle bir iş, evet ya, büyük konuşmuş şimdi de yani. Yapamam ya, ben çıldırırım bayağı bu düzende yani. Oldu, evliyim, senin yaptığını yapamadım. Evliyim, haftanın 6 gün çalışıyorum. Saçma sapan insanlarla ve ya, havasız bir yerde ve yani neydi, belirsiz bir işte. Dünyanın sıkıcı işte. Haftada bir gün var, onda da ya kendi annemi ya kocamın annesini görmek zorundayım. Ve yani o AVM'lerin içindeyim, gelir falan yani. Öyle. Bizim çok fenaymış. Kültürümüz o işte. Evlilik bir de öyle bir yere sürüklüyor. Peki, social whore'lar. Social whore ne demek? Sosyal orospu. Ha, böyle bir şey olsun da yeter. Tüm hafta ilgilenilemeyen, görüşülemeyen, gerekip de yoğun olan insanlar listesine tik atma çabası hemen. Bu ne demek istemiş? Hiç anlamadım ben bunu. Ne, kim lan bunlar hakikaten? Aa, senin hayalinde olmasın. Ay gerçekten konuyu anlamadım. Ay ben de anlamadım. Darlıyız. Yani sanki böyle o insanların şey muamelesi. Bir iş, to do list gibi görmek yani. Öyle mi? Ha, onu da arayayım, onu da arayayım kafası. Ay Gizem'i arayamadım, onu şey yapayım, bu hafta aradan çıkarayım. Ha, o kelime evet. Ay Gizem'i de bir aradan çıkarayım ben şu pazar kalıbıyla. Ha, onu da bir... Güzel. Zaman zaman girdiğim kategori geldi, depresifler. Pazar sabahından başlayarak pazartesi sendromuna girme. Aha, benim bütün, bak, ergenlik pazarım buydu. Günü nasıl değerlendirsem diye düşünmekten değerlendirememe hali. Tam bu. Ya benim bütün ergenliğim böyle geçmiştir hakikaten. Benim ergenliğim değil de çocukluğum değil. Çocukluğum. Ergenliğim değil. Ay biz de, bir de yani ben çocuk olmaktan zaten hiç hoşlanmadım. Yani öyle bir şeyim yok benim yani. Bana deseler ömrüne 20 sene katacağız diye bir daha çocuk olmam. Hangi yaşa fixlerdin kanka? Söyleyeyim ben sana, bak 22'ler falan yani. 22 mi? Hı. Benim ay çok kötüydü abi çocukluk falan. Yani rezalet yani. 32'ye fikselmek isterim. 22'deki çok... halimi de hiç istemem. Aynen. O zeka, o geri zeka. He, o anlamda mı? Ama 22'de ben şöyle bir durumum olmuştu. Para kazanmaya başlamıştım. Kendi istediklerimi yapıyordum falan. Ondan önce kim ne derse onu yapsa. Annem zaten çok aşırı domine. Evet. Ondan sonra sürekli... Tabii abi 22 ilk özgürlüğün yani. Yani benim o oralara denk gelmiş. Evet, benim de düşününce de. Ben o yüzden dedim onu. Peki bizimkiler dedik, büyük bir bombayla devam ediyorum. Ne? Benim de zamanında prodüksiyon amirliğini, stüdyo şefliğini yaptığım, evet, şahane pazar programı, Süheyl Behzat Uygur. Evet, bardaklar almış, çekmeler, Allah, şahane pazardı. Abuk subuk bir takım top atma hareketleri. Arkadaşlar dünyanın, bakın iddia ediyorum şakasız, bu prodüksiyonu en zor programlardan biridir, biliyor çünkü musun? Yani gerçekten abuk subuk sirke benzer şeyler oğlum, oluyor. Ve millet su kaydırakları. Oğlum sen havuzun içine düşen konukları hatırlar mısın? Ya hatırlar. Mesela gerçekten ne anılarım var, çok fena, çok fena. Ve oradan kayanlar, bunları yani. Canlı yayınlanıyordu program. Ben bir de Süheyl Uygur'un kıyafetlerini hep hatırlarım. Ay bir de onun komik zannedilirmiş olduğunu. Şey, ah. Aşırı fıstık yeşili ya da aşırı puantiyeli, puantiyeli falan yani. Behzat'ın o da ajant. O da ajant falan, evet. Onlar gelen o... konukların kaydırakta götünü kırdı. Gerçekten öyle. Gelen şarkıcıların kötü kötü playbacklerle katıldığı ve yani sonra ben bir tek bardak çekmede oynarım kaprisi yaptı. Ama yani ay beni havuza atmayın dedi. Evet yani. Abi evet de yani 12. yılındaki şahane pazara geldim. Kanki sen bunu hiç görmedin mi? Değil mi, öyle şeyler var evet ya. Çarkfelek ne zamandı? Yok, o hafta içi her gün. Hafta içi her gün. Tamam, okey. Doğru, şahane pazar. Abi şahane pazar şöyle bir durum vardı. Durumun psikopatlığına bak yani, tabii ki yurt dışında da böyle de. Sen orada ne yaptın? Stüdyo şefliği ve prodüksiyon. Prodüksiyon abi. Uf, olayın zorluğu şurada abi. Canlı yayınlanıyor ve o oyunların koca koca heyula yapıların çıkıp yenisinin girmesi için sadece şu kadar saniyen var. Şahane pazardan geldim stüdyosuz diye. Yenisi kurulu olmak zorunda. Nasıl, ne yapıyordun? Oğlum 25 tane falan setçi çalışıyordu. Hepsinin altı tekerlekli. Reklama girdiği an ve o kapak denen şeye laps giriyorlar, alıyorlar. İyi, bravo çıkıyor ama. Ve, gerçekten evet, tabii bravo. Ki. Bir de Fatih Aksoy psikopat yani. Orada mesela iki setçi görse yayına geldiğinde kıyameti koparır. Ve o program herhalde kaç sene dedin sen? Benim bütün çocukluğum ona geçti. Sen de 15-16 yıl sürmüş. Ben ama sevmezdim mesela. Benlik yani çocukken no, de Şahane Pazar izlemiyordum yani. Aynen, tabii ki benlikte de değil. Üstü, dizimizi izliyorduk ya. İşte bizimkileri izliyorduk. Ay konumuzla alakasız Mavi Ay. Cuma akşamları. Bayılırım. Hell yeah. Bayılırım. Ay ne büyük motivasyondur ya. Sen ne diyorsun? Okulun son günü akşam Mavi Ay. Peki okuldan geldiğindeki
benim okuldan geldiğim saate Türkiye Yeşilçam. Benim şey denk geliyordu. Marimar falan denk geliyordu abi. Full. Abi daha geçen gün kimle yani konuştuk bunu? Bizimle birlikte konuştuk. Ha, beraber konuştuk değil benim mi? Benim okuldan geliş saatim. Kanka Marimar, Manuela. Manuela'cı mıydın, İzabel'ci miydin? İzabel'ciydin. Hemen. Lütfen ne olursun. Ben Manuela'cıydım ya. Olamaz saçma. Ya ben bir şeyci değildim. O onun kötü kız kardeşi işte. Oğlum ne alaksa, haksızlar yani. Yüzü yanan, çatı katına hapsedilen. Tamam o zaman acizin yanında. Tabii ki İzabel'ciydik. Tamam İzabel'ciydim. Peki Eduardo? Eduardo neydi? Anamın soyadını Capatello. Anamın soyadını bilmiyor. Eduardo Capatello. Eduardo Capatello. Capatello. Ya biz ne aşıktık Eduardo Capatello'ya. Gerçekten öyle. Ay bir de neyi konuştuk senle? Marimar'ın yani mağdur gösterilmesi abi. Kadın orada okyanus kenarında inanılmaz banyolardan yapılmış evlerde yaşıyor. Dünya güzeli saçlarıyla. Saçları, tuzlu saçlarıyla ve yani ay bu yazık, fakir kız diye üzülüyoruz biz Marimar'a gereksiz. Başka? Hayat Ağacı. Hayat Ağacı'nda ben çok küçüktüm. Ama bizimkiler izliyorlardı, hatırlıyorum. Ona çok yetişemedim. Yalan Rüzgarı. Yalan Rüzgarı. Cesur ve Güzel asıl. Cesur ve Güzel'i bizim ev izlemiyordu. Biz şey izliyorduk. Yalan Rüzgarı'nı izliyorduk. İkisi aynı saatte değil ki onların. O zaman benim annemler... Biri bitiyordu, biri başlıyordu. Annemler şeyi izliyorlardı. Yalan Rüzgarı'nı. Tabii. Ay, Cesur ve Güzel'de de burukçuyduk arkadaşlar. Aa, bizde bir de şey vardı biliyor musun? Pazar günleri bazen ama her zaman değil, anneanne günü. Anneanneme gidilirdi. Aa, evet. Tabii biz böyle topluyorduk. Abi, biz Beşiktaş'ta otururduk. Hemen Bakırköy'de aldı. Bakırköy'e gidiyorduk pazar günü. Bir şey söyleyeyim. Yaz, o günler güzeldir mesela. Anneannem yaşlı olsun olduğu için. Burada ben gerçekten doğduğumdan beri anneannem yaşlı ya. Ne acayip. Hep yaşlı. Tabii. Şimdi bazen anneanne yaşlıdır. Hani hep ya, halbuki kadın o zaman gençmiş. Benim haberim yok. Mesela şimdi çok yaşlı. Şu an yaşlı ya. Ve hep o benim için yaşlı evet yani. Anneannem yaşlı ya. Yaşlı olduğu için. Şey yapılıyor, çünkü eski kadınlar erken doğuruyorlar abi. Yani ben çocukken bile o sonuçta orta yaş, şimdikiyle orta yaş. Benim için o yaşlı 15 yani. 15 yaşında doğurmuş. E yani, pazar alışverişini yaparlar annemler. Çünkü anneannem yaşlı olduğu için o yapılıyor. Hadi ben bırakır haftalık meyve alsın. Onlar var, anne. Ondan sonra şey olan, eşi ölen anneannelerde evet öyle yapılıyor. Eşi evde ölen anneannelerde. Yani dede, işte, dedesiz anneannelerde. Evet, dede erken gittiyse ondan sonra kazanlarca yemek. Bir de şey olur. Kalanları da sen alırsın. Kalanları biz almak zorundayız. Bir de şey mesela atıyorum Ayşe Kadın fasulye zamanında bir 3 kilo ayıklanıyor. Onlar diplize şey yapılıyor. Aynı ya. Böyle dolabı bir açıyorsun 2. Dünya Savaşı şeyi gibi yani böyle paket. Bizde bir de şey kültürü de vardı. Buzdolabı yani poşeti. Nefret ediyordum bak, ben hiç yapmam onu. Aileden tiksinip de yapmam. Mesela markette bir şeyde indirim var, tamam mı? Atıyorum şimdi bilmem ne deterjanı da bir alırsan ikincisi %50, 10 tane alınıyor. Yani niye alıyoruz abi bunu? Ucuz evde abi. Böyle, çünkü ucuz. Peki benim de tiksin diye. Çok tiksin, ben hala yapmam yani. Arkadaşlar Allah'tan paralı oldu da o kadar seviniyorum ki. Poşet. Abi 20 tane alır. Bak hayır, o kasada. Oradan kasadan 20 tane poşet koparır. O şeyden 20 İkinci tane. İkinci tiksindiğimi söyleyeyim. Ya tahammülüm yok ya. Benim 20 poşeti oradan. Poşetin içine konulur. Peki ikinci, yemek götürülmesi yoğurt kabıyla. Nefret ederim ben. Çok kötü. Gerçekten. Çok hayatım kötü boyunca. Çok kötü ya. Ya hatta ah, sonra şeyler çıkmaya başladı. Çıktı da o işler bitti. Algida çıktı. Türkiye'ye geldi Algida ve kartdorlar çıktı. Sonra o kartdor kutusuna bak nefret ederim. Şu anda yani, da biliyor musun ki cam bir açarsın, yoğurt kabı. Kartdoru bir açarsın içinde börek var. Algida kabını. Nefret ederim. Yoğurt kabına, o yoğurt kapları biriktirilir. Niye biz plastik biriktiriyoruz abi? Yani sürekli mesela anneannem de miydi neydi böyle mutfak dolabının altında kaplar var. İşte sürekli yoğurt kapları, dondurma kötü kapları. Niye onların içine bir şey konuluyor? Ben en çok o yemek getir götür faslını çok yorulurdum ya. O böyle anneannem de pişer o yemekler. Bir evet, de niye onun evinde mesela? E öyle ama dağıtım yani orada diyorsun. Pişiyor ve oradan dağıtım oluyor yani. Ana merkez orası. Peki bir şey söyleyeceğim. İkinci bir efsaneyle devam ediyorum. Buyurun. Erkan Yolaç Evet Hayır yarışması. Aa bayılırım. Yapalım mı? Bayılırım. Buyurun hadi, hadi yapalım. Sen mi Erkan Yolaç? Ben Erkan Yolaç. Tamam ben gelen izleyiciyim. Gelen izleyiciyim. Evet. Evet ne diyordum ben? Evet bunu? Evet hayır demeyeceğim. Demeyeceğim tamam. Evet. Ben Erkan Yolaç olamadım yalnız. Adam inanılmaz seriydi çünkü. Sen ne? Ben şimdi daha geçeceğim. İzmir var. La la la. O değildi lan. O değildi. Kazanırsaydı o. Hayır. Kazanırsa işte. İzmir Marşı. Kazanmazsa İzmir Marşı. Algını yaptığı mıydı? Nasıl? Hoyt! Hoyt mu?
Adamı amboli, herkes salağa dönüyor değil mi? Abi Erkan Yol için yaptığı gerçekten zormuş çünkü ben o kadar hızlı olamadım mesela. Yani ben şimdi anlayamıyorum. Biz şimdi burada program mı çekiyoruz? Evet. Al sana kıyak ya. İşitme engelliler için haber bülteni varmış. Ne zaman? Ben unutmuşum. Ne zaman? Çocukluğum. O yıllarda mı? Evet. Ben hatırlamıyorum mesela. Ben onu şey Okan Bayülgen programında yapıyordu. Evet, sağ alt köşede. Sağ alt köşede onu biliyorum. Onu ben bayağı de hatırlamıyorum. Ne güzelmiş abi. Evet, ben hiç mesela bunu hatırlamıyorum. Mesela şimdi niye yok o zaman? TRT'de. Yani sadece onlara özel miydi yoksa? Şeyi hatırlıyor musun? Hmm. TRT İstiklal Marşı ile kapanırdı öğlenleri. Aa, tabii ki. Sonra da şeye açılırdı. Düşer. Zıta düşer. He, ya. Mavi ekrana düşerdi. Tabii ki öyle. İstiklal Marşı ile açılır, İstiklal Marşı ile kapanır. Ay keşke şimdi de öyle yok. Bir bayağı askerler birişen çıkardı ya. Değil evet, mi? Tabii evet, ki. Kötü. Bütün 80'ler boyunca devam etmiyor. Kaç saat zaten şeydi o? Ara veriliyordu televizyona değil mi? Sonra akşam gene mi başlıyordu? Ne? Yayın. Kapanmıyor muydu? Tabii gece öğlen yoktu. Vakti kapı. Ha, gece yoktu. Yoktu. Doğru, evet. Doğru. Gece 12'de bitiyordu. Sabah ha. 7'de tekrar başlıyordu. Başlıyordu. Aynen. Peki çikolata renkli sanatçı desem ha? Müzik yelpazesi mi Sezen Cumhur Önal'la? Çok hell iyi yeah. Değil mi? Tam fenomen işte o. Muazzam. Fenomen o işte. Çok çok iyiydi yani ya. Sezen Cumhur Önal öldü mü lan? Yaşıyor öldü mu Sezen galiba. Cumhur Önal? Yok öldü galiba. Ay ne diyorsunuz ya? Ama pazar değil. Niye koydun? Pazar günleri de bize hemen 90'lar geldi de o evet, yüzden evet. Yani. Olsun bir daha 90'ları konuşmayız. Bir kelime bir işlem. O hayatta neydi? Beceremezdim. O neydi ben onu bir tane yarışma programıydı. Neydi ya? Bir kelime bir işlem nasıldı Gizem? Neydi ben onu bir sürü harf veriliyordu. Oradan en 8 tane kelimeyi yapmaya çalışıyorsun. Bir de bir sürü sayı verilir. Toplama çıkarma. Hiç ben hiç mesela onu bilmiyorum. Ben de zerre. Daha iyisiyle geliyorum. Kara Şimşek dizisi. Ya. A takımı. A takımı. MacGyver zorlu ikili. Ya. Ha, ay 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 müthiş. Sen ne diyorsun tabii canım. Ay şu an inanılmaz bir şey hatırladım. Nis ve Uçan Kaz. Bayağı ürkütücüydü çizgi film olarak. Ben sanki biliyorum ama hatırlamıyorum. Yani böyle hayal meyal hatırlıyorum. O kadar şeydi. Japon animasyonuydu değil mi? Tabii. Aa Fransız'dı hayır. Fransız animasyonuydu. Hatırlıyor gibiyim. Ama valla şey, beyaz bir kaz ve küçük bir kız. Evet, aynen. Ve Bay Meraklı çizgi adam tabii ki. Onu Bay bilmiyorum. Meraklı çizgi adam. Susam Sokağı ne zamandı? Susam Sokağı hafta içi her saat gün. 3. Tamam ben onu izliyordum demek. Tabii ben ki ona abi bayılırdım mesela. Aynen. İyice çocuk değil misin? Köpeğiydim, ediyle sonra bilmiyorum. Benim ama lise zamanı Hakan abi. Nickelodeon girdi hayatıma. Ha ben orada yokum. Hastasıyım. CNBC'ye girdi. Hiç mesela altın. Dünyam değişti. Abi, CNBC. Sen ne diyorsun of ya? CNBC ile benim dünyam değişti yani. Ne o zaman hepimizin diziler? Vallahi hepimizin. Bak hangi diziler? Ne Lost kadar? Lost benim net. Ne? Lost. Veriyor muydu? Hayır vermiyordu ama Niptak'tan sonra artık o yabancı dizileri ha, şeyden şey izlemeye oldu başlamıştık. Tabii Torrent mantığının ilk çıktığı zamanlar olduk, yani. Tabii ya. Evet. Sonra DVD döndü. Aslında Cine 5. Cine 5'te şeyi verirlerdi. Uzu. Tamam. Ay, tüm zamanlar en iyidir ha Oz. Oz The Wire verirlerdi Cine 5'te. Tamam. Tam o zamanlar dünya değişti ama aslında. Ama Cine 5 şifreliydi. Ben bazen satın alıyorlardı, izleyebiliyorduk. Aynen, bazen aynen kapanıyordu bizim evde. O yüzden çok hatırlamıyorum benim. Erotik dekodi kuşağı vardı Cine 5'in mesela. Türkiye'de olmayan bir şey. Bir de çok adi köpekçe. İlk 10 dakikasını verirlerdi. Show TV kırmızı sonra nokta. Sonra laps blura düşerdi böyle kalırdın. Show TV kırmızı nokta. Tuttu fruti. Hatırlar mısın? Tuttu fruti. Çin çin. Olay olmuş. Abi çin çin. Olay olmuş. Allah dur ne vardı? Yasemin Evcim jimnastik kuşağı. Evet. Kolpo Grosso. Kolpo Grosso o da Tutti Frutti'nin yan müessesesi. Ay tam tabii çakması. Evet. Onu ben ama bilmiyorum. O evet. Yasemin'le o jimnastik olayı ne olay olmuştu. Türk evlerinde kıyamet. Mesela onun bir erotik olması yani. Ay, yani o kadar ama üzücüyüz. Ama o yüzden yapıyordu. Her anlamda o çok üzücüyüz ya. O kadın onu bilerek yapıyordu abi. Öyle jimnastik mi olur? Ay, ben evet de kardeşim onun zaten yani erotik adı altında yansıtılıyor mu? Yani çok erotizmin büyük olması çok acıklı erotizmi, yani. Erotizmi jimnastik mi? Çok acı lan. Ya ama gene de işte ay kırmızı noktalı filmler gerçekten ay o kadar üzülürdüm ki ya. O böyle annemle babam televizyonun karşısında böyle o neydi bir dakika. Uyuyakalmışlar bak, tamam. Bak ben şunu hatırlıyorum. Show TV filmin şeyi girince burada nokta mı tabii oluyordu? Tabii ki. Kırmızı nokta geliyordu sağ alt köşe. O bu ne arada demek yani çocuklar izlemesin. Çocuklar izlemesin. Bu arada saat 11.30 gibi annemle babam benim tabii ki çalıştığı için kanki salonda bunlar uyuyakalırdı. Sağ ol evlenim. Sen izliyor muydun? O kumandayı yavaşça alırdım. Ne? Hemen Show TV'ye basardım.
Eyvallah. Kaçardım. Gizlice seyrederdim. Bunlar babam bir uyanır. Ortalık kan gölü. Ortalık yangın yeri. Ne o sen kırmızı noktanın. Ve ben tabii ki koşarak yatağa girip uyuyor taklidi yapmak ya. Ve ertesi günde ölüye yatan bir her cumartesi. Ama ne heyecanlıydı ya. Sen deli misin ya? O Debi Moore'un bir filmi vardı. Striptizciyi oynadı. Hemen ben söylüyorum. Dur. Hatırlıyorum onu. Onu kırmızı neydi noktayla. Neydi ya neydi? Striptiz. Debi Moore'un striptiz. Hasan diyor ki çok uzağa gitmenize gerek yok. Filmden striptiz. Debi Moore'un striptizci canlandı. Bruce Willis'le oynadığı. Hayır. Striptiz ile Bruce Willis'le oynamıyor. Kanka. O senin dediğin sonradan Türkiye dizisi yapıldı. Bir gecelik kocasını veriyor da. Hayır o, değil o alaksız teklif. Onda Debi Moore oynamıyor bu muydu? Bu neydi ya? Mavi gece miydi? Bir şeydi. Hayır abi striptiz yapıyor işte. Ne nasıl çevirdi Türkçe? Benim rengi diye bir şey. Ya bunların inanılmaz sevişme sahneleri oldu. Demi Moore'la Bruce Willis'in filmi yok bu arada. Demi Moore'la Bruce Willis'in bir tane çok sevişme sahnelerin olduğu bir film var ya. Ben de hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. O böyle hafif çekik gözlü bir kadınla. Gecenin rengi yok. Ay yok hayır onu demiyorum tamam. Neyse o striptease filmi için ben de aynen öyle. Neler çektim ya. O kumandayı alırsın sessize en büyüte gel. Tabii ki. Böyle ama. İyice kısa getirirsin. Neyse ne anlıyorsam öyle film izlemekten. Ve açım şuydu bak. Ya çünkü kapı, yan, kapının açık olduğu yer sadece şurası ve açım şu. Ve seneler sonra... Çok üzüldü lan. Seneler sonra da izledim kaç kere sırf artık izleyebiliyorum diye. Oğlum artık yeter lan. Bir o bir de Zehirli Sarmaşık serisi. Ben ulan ikisini de izleyeceğim. Ya Zehirli Sarmaşık... Valla bu gece de gideceğim bunları izleyeceğim. İçim çöktü onu izleyeyim. O parlamentin bir de bir müziği vardı böyle gökdelenlerin arasında. Dur neydi onun nasıl? Ay siktir abi açsanıza. Başlarken böyle. Ay neydi? Açsanıza. Bir uyku vakti. Yatıyorsun. Abi rezalet ya. Ay kış var ya. Ay dilimin ucunda çıldırırım. Oh my god. Oh my god. Değil mi? Öyle bir şey. Kanka kurabiye yer misin bu arada? Çok. No. Bak şu diyet kurabiyesi üzerine. Ay yok diyetten değil. Kabalama. Şey yemiyorum ben. Hamur ve bu tarz. Tamam. Yani yememeye çalışıyorum. Hayır bu değil. Peki dur. Şey ne zaman girdi bizim hayatımıza? Dur. Bu işte. Abi çok iyi evet. Bu direkt benim çocukluğum ya. Ve asla izleyemediğim filmler ya. Gerçekten öyle ya. Oğlum senin demek ki ailen gevşekti. Mezhebi genişti demek ki. Güzel. Demek ki siz yani kızım, boş büyüdünüz. Kızım örf adetlere şey büyüdük. Bak bu duyulur beni uykuya gönderirler. Tabi tabi hadi artık. Hadi hadi. Hadi. Hey. Direkt çocukluğum for yani. You sadece for you kısmı biliyorum şarkı. Mesela şeyi bununla vermişlerdi ilk Bodyguard filmi Whitney Houston. Aa ben onu sinemada izledim kanki. Abi izletmediler ya bana ve benim annemler oturup böyle izlediler ben içeride beni uyuttular. Ben onu sinemada izledim evet babam. Ne yok ertesi gün okulum var. Ya şu Bodyguard'ı bir izleyeyim ben. Ama sonra izlemişsin. Ortalık Bodyguard diye yıkılıyor. Bodyguard izledin mi sonra? İzledim tabii canım izlemedim. Ben Seda... o dönem izleyemedim her şeyi izledim. Seda Sayan'la Tamer Karadağ'ı versin. O en güzeli. Mesela Tamer Karadağlı orada müthiş bir performans sergiliyor. Tamer Karadağlı'nın şey sahnesi. Hayır şey, araç trafiği yoğun efendim deyince göğe bakıyor. Göğe baktığı sahne. Çok iyi bir kas. Araç trafiğini kontrol etmek için. Bitmiyorsun. Peki benim onda da çalışma. Sen onda da mısın? Maalesef farkım. Ragıp yüzünü kapadı bak. Ragıp görüntü yönetmenimiz arkadaşlar şöyle yaptı bak Ragıp. Gerçekten. Ragıp haftaya dizi, gene buradasın. Şey benden utanmak yok. O dizi zaten 4 bölüm falan sürüp patlamıştı. 6 mı sürüp? 4'ünün güzide duran ikisine delini tek şimdi unuttum adamı. Abi öyle diziler oldu hayatımızda. Taner Akvardar. Evet. Yılan hikayesi bir dönem mesela pazar günleri miydi o? Hayır hayır. Şehnaz Sangu pazar günü. Çarşambaydı galiba Şehnaz Sangu. Şehnaz Sangu mesela deli gibi izliyorduk onu. Mükemmel. Onu hatırlıyorum yani. Çok güzel proje. Evet Algıcığım. Güzel güzel konuştuk tamamız herhalde de kanaatimce. Daha ne konuşayım? Aynen öyle. İki hafta sonra bambaşka bir konuyla bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar bu cumartesi gecesinden inşallah bizlesinizdir. Yalnız varsa da hiç önemli değil lan ne olacak biz bizeyiz. Aynen. Sizleri öpüyoruz ve hoşça kalın diyoruz.